Değerli izleyenler, evet Paşinyan başına taş mı düştü derler. Evet, Paşinyan'ın başına Türk yumruğu düştü. Paşinyan'ın başına Karabağ zaferi düştü. Paşinyan yola geldi. Değerli kardeşlerim, sizlere demiştim ya, Putin'le görüşmeye gittiği o gün tamamen gündem Zengezur koridoru demiştim ya. Putin'in Paşinyan'ı çağırması Soçi zirvesindeki Erdoğan-Putin zirvesinden demiştim ya. Ve eline tutuşturduğu kağıdı Paşinyan'a okutacak demiştim ya. Evet değerli kardeşlerim, süreci iyi okuduk ve Paşinyan kendisi bugün itiraf etti. Gelin Paşinyan'dan dinleyin. Tuğra'nın kurulacağı yolları ve otoyolların açılışını bizzat Paşinyan açıklıyor. Ama yaklaşan bir tehlike var. İran. İran Ermenistan'ı da tehdit ediyor. Gelin şimdi Paşinyan'ı dinleyelim. Железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана. Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской автономной республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции. Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь. Değerli izleyenler, bu metni, Putin'in verdiği metni okurken Paşinyan iç çekiyor. Böyle bir içini çektiğini duyuyorsunuz. Nedeni şu: ya çok sigara kullanıyor, nefesi zorlanıyor, ya da iç muhalefetten çekiniyor, ya da içi istemeyerek Putin emrettiği için yapıyor. Gerçekten sıkıldığı anlar da var. Ama bu metni okuması Kremlin'de istendi değerli izleyenler. Serbest kürsü olarak sizlere süreci okuduk ve Paşinyan'ın şu anda Putin'in verdiği metni okuduğu anları görüyorsunuz. С Ираном по территории Азербайджана. Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской автономной республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды. Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана. Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской автономной республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды. Армения получит железнодорожную. Evet değerli izleyenler, Turan karayoluyla birleşiyor ama bir soru işareti var. Buna da değinelim. Şimdi Ermenistan açlıktan kırılıyor. Fakirlikten kırılıyor. Gerçi Azerbaycan'da da ekonomi iyi değil. Şimdi birine deyip birine demezsek burada medyacı olmayız. Benim farkım şu: ben her şeyi de iyi demem, her şeyi de kötü demem. Ama şu husus var. Paşinyan burada Rusya'nın da çıkar olan bir konuda evet dedi. Ve dedi ki Azerbaycan Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu balansı sağlayabilecek. Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmek bölgede barışı tesis edecektir. Türkiye ile ilişkilerimizin iyileşmesi de bu konuda itenek, yani katalizör olabilir diyor. Şimdi Türkiye'ye de diyor ki sınır kapılarını aç. Bu konuyu Azerbaycan'la Türkiye müzakere edecektir. Ama karayolu da olacak orada. Yani demir yolu değil, karayolu da olacak. Otomobil lafı geçiyor zaten deminki sunduğum konularda. Ama şu husus var: o yolun kontrolü, gelen gidenlerin kontrolü kimde olacak bir? İki, bu kontrol olsa da biz Karabağ'daki bu taşkınlıkları, bu esir almaları, yolcu kaçırmaları burada görebilir miyiz? Görebiliriz. Şimdi iyi bir sınav vermediği için Ermenistan, o koridor ve çevresinin tabii ki
ortak bir güç tarafından koordine edilmesi şart. Orada Türk askerinin olması farz. Çünkü can güvenliği olmayan bir yerde kimse yolculuk yapamaz. Yarın ne olacağı belli mi? Ermenistan'ı gördüğünüz gibi yaptıkları ortada, taşkınlıkları ortada, her şeyi ortada. Yani burada olay ne? Olay o yolun ve o koridorun kontrolü kimde olacak? Bu konular netleşmeden, bu konular masaya yatırılmadan hiçbir şekilde hiçbir konu çözülemez. Bu vesileyle tekrardan belirtmek istiyorum. Artık bu konuda hızlı ve seri sonuçlar alınabilmesi için tabii ki daha her şeyin net açıklanması, anlaşmada Türkiye'nin masada olması gerekiyor. Bu anlaşma yapılacak. Tabii ki 9 ve 10 Kasım anlaşması yapıldı ama o anlaşmanın tabii ki uygulama bazında Türkiye'nin de mutlaka fonksiyonu olmalı. 9 ve 10 Kasım'daki anlaşmada Türkiye dışı bir formül önerilse de bu formül bir şekilde revize edilebilir. Koridorun görüşmesini Kremlin'de yaptı. Zengezur'la ilgili çağrıldığını yayınlarımda söyledim. Bu görüşmede Soçi'de Erdoğan'a bir şey diyemedim. Anlaşmayı imzaladık. Bu konu çok uzadı dedi Putin. İran'ın baskıları var dedi Paşinyan. İran'ı sallama. İran'ı bırak. Burada biz görüştük. Türkiye'de barış anlaşmasını dışarıdan tabii ki izledi. Yani Türkiye'den vize alındı. Türkiye'nin de onayı olduğu için bu anlaşma oldu. Biz de bu konuda koridor olayını özellikle söz verdik. Ortada bıraktın bizi Paşinyan deyince Paşinyan da tabii ki Kremlin'den aldığı bu ikazları, Kremlin'den aldığı bu duruşu tabii ki eline verilen metni okumak kaldı. Yani Paşinyan'ın şu anda Zengezur'la ilgili sözünü tutmaktan başka çaresi yok. O anlaşmaya imza attı. Şimdi kendisi de istiyor. Ekonomik anlamda Ermenistan'ın gerçekten yıprandığı ortada. Paşinyan da mantıklı ve realist davranıyor. Burada attığı adım tabii ki önemli. Ama kafamı karıştıran bir konu var. Şimdi Paşinyan yolların açılacağını söylüyor ama o zaman Hocavent ve Hankendi arasındaki Ermeni taşkıncıların İran kışkırtmasıyla mı saldırdıkları ve bir askerimizi şehit ettikleri Zengezur sürecini sabote etmek için mi bunu yaptılar? İşte bu çok önemli. Tabii ki Ruslara kızdık ama onların kontrol ettiği bölgeden sorumlulukları var. Ama bu taşkınlığı Ermeni ordusu içindeki İran hücreleri mi yaptı? Bunları da düşünmemiz lazım. Çünkü bu açıklama çok garip bir açıklama. Tam savaş rüzgarları eserken Zengezur koridoru açılacak. İşte size demiştim. Zengezur yükleniyor. Evet yükleniyor. Bir dahaki konuda görüşene kadar. Hoşça kalın. Lütfen bu yayını arkadaşlarınızla paylaşın. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Turan.